Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 8-14 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Güneş Aslan burcunda ilerliyor. Ay ışığını büyütüyor. Bu hafta sonu Kova burcunda güçlü bir dolunay olacak. Yılın en önemli güçlü dolunaylarından biri ama zor enerjiler de var. Bu hafta oldukça tansiyonu yüksek bir hafta olabilir. Hem kişisel hem toplumsal alanlarda. Pazartesi günü Ay Yay burcunda nispeten daha kararsız ve değişken enerjiler verecek. Günlük hayatınızda uğraşmanız gereken birçok iş olabilir ama konsantre olmakta da zorlanabilirsiniz. Birazdan rahatınıza ve keyfinize düşkün olabilirsiniz. Salı gününden itibaren Ay Oğlak burcuna geçiyor. Salı ve Çarşamba daha çok anlaşmalar, sözleşmeler, işbirlikleri, özellikle eşinizle ilgili konular, evliliğinizle ilgili konular biraz daha gündeminizde olabilir. Çarşamba haftanın verimli bir günü. Bir şeyleri konuşmak, görüşmek, anlaşmak için, çözüm bulmak için değerlendirebilirsiniz. Ya da herhangi bir anlaşma yapacaksanız, bir sözleşme yapacaksanız yine çarşamba günü haftanın verimli bir günü değerlendirebilirsiniz. Perşembeden itibaren Ay Kova burcuna geçecek. Cuma günü sabah ilk saatlerde Kova burcunun 19 derecesinde dolunay meydana geliyor. Satürn'le birleşen, Uranüs'ten sert açı alan bu dolunay oldukça stresli bir enerjisi var. Zaten hafta ortasından itibaren Güneş Uranüs karesinin de etkilerini hissetmeye başlayacağız. Sürprizler olabilir, ani sorumluluklar söz konusu olabilir. Finans konularına, para konularına, özellikle hisseli paralar, borçlanma konularına, kredi konularına biraz temkinli yaklaşmak gerekiyor. Beklediğiniz bir para elinize geçebileceği gibi bir kredi başvurusu burada belki olumsuz da sonuçlanabilir. Belki bir nafaka konusu, bir miras paylaşımınız var ya da bir burs beklentiniz var. Bunlarla ilgili artık sonuçlar bu hafta dolunay tesirleriyle gelebilir. Dolunay etkileri tabii ki en güçlü 3 gün öncesi ve 3 gün sonrasıdır. Ama önümüzdeki 1-2 haftalık süreçte bunlar devam edebilir. Hesap işlerine dikkat etmek gerekiyor. Muhasebe işlerine dikkat etmek gerekiyor. Çok önemli alışverişler yapmak için, biraz belki borçlanmak için şartları izlemekte fayda var. Geçtiğimiz Kasım ayı, geçtiğimiz Mayıs ayı ile ilgili gündemleriniz netleşebilir. Bu dolunayla beraber. Örneğin bir borcun kapanması ya da bir hisseli bir para paylaşımının sonuçlanması gibi bir durumla da karşılaşabilirsiniz sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.